Şimdi çok köklü bir düzenlemeden bahsediyoruz Uzaksever. 92 yıl sonra askerlik sistemi temelden değişiyor. İşte bu noktada iktidarından muhalefete herkes bir katkı yapmanın arayışında çok güçlü bir yasa çıkartmayı hedefliyoruz diyor hem iktidar partisi hem muhalefet partisi. Bu yüzden de temaslar sürekli gerçekleşiyor. Cuma günkü yayında... E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde karargahta böyle bir toplantı olacağını ifade etmiştik. Bugün için bugünü işaret etmiştik ama ani bir gelişmeyle Cuma günü o toplantı gerçekleşti. Ama bugün de yine karargaha milletvekilleri çağrılabilir. Çünkü Beşinci madde çok kritik. Beşinci madde askerlik süresini 6 aya düşüren bir madde ve bu askerlik süresinin 6 aya düşmesiyle birlikte acaba bir açık yaşanabilir mi? Bu endişe hem AK Partililer tarafından hem muhalefet tarafından paylaşılan bir endişeydi. İşte bu noktada 12 ay CELT dönemi devreye sokulacak. Böyle bir plan gündeme getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bunu gündeme getirmişti. Ama bu Plan ne kadar yürürlüğe girebilir, ne kadar açığı kapatabilir? işte bunu muhalefet tam olarak görmek istiyor. Bu noktada bir simülasyon beklentisi var. Bir veri akışının bu noktada gerçekleşmesi isteniyor. Bugün bu yüzden bu noktada bir görüşme gerçekleşebilir. Ayrıca siyasi partinin grup başkan vekilleri arasında da yine bu düzenleme ilişkin bir görüşmenin yapılmasını bekliyoruz. Evet 5. maddeyle başladık zaten. Bilmiyorum ona başka ek yapacak mısın? Kritik diğer maddeler neler? 5. madde evet her ay celp ve o işte altı aya inmesiyle askerliğin bir zafiyet oluşur mu konusuydu. Bu konu da bugün simülasyon yapılacak. Diğer kritik maddeler diyelim devam edelim. Bu düzenlemeyi sıkıntıya sokan en önemli madde 5. maddeydi. 5. madde çok kritik yayının başında söylediğimiz gibi çünkü askerlik süresini 6 aya düşüren bir madde bu. 12 ay celt dönemi 12 aya çıkartılmasıyla bu e, endişelerin giderilmesi hedefleniyor ama bu noktada simülasyon beklendiğini ifade ettik. Tabi bu 5. maddede bir düzenleme daha var o da Cumhurbaşkanı'nın askerlik süresini 3 aya düşürme yetkisi veren bir düzenleme bu. İşte bunun en az 6 ay olarak değiştirilmesi gündemde bu noktada bir değişim yaşanacak gibi gözüküyor. AK Parti'den de yine bu noktada bir yeşil ışık yandığını da belirtelim. Başka hangi maddeler var? 9. madde çok çok kritik. Bu düzenlemenin en önemli maddelerinden bir tanesi. Bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme bu. Bedelli askerlikte ihtiyaç fazlası olanlar bedelden yararlanmalı önerisi var. Böyle bir değişiklik yaşanabilir ama bunun dışında bir düzenleme var ki önerilen bir düzenleme var ki bu da çok çok önemli. Çünkü 460 bini bulan bakayak ve yoklama kaçağı durumunda olanlar var ve onların bedelden kontenjana dahil etmeden bedelden faydalanması gibi bir yöntem benimsenebilir bu uygulamayla çözülecek bir düzenleme. Yani bu düzenlemenin içine konmaya gerek yok demiş Türk Sağlık Kuvvetleri'nden yetkililer. Uygulamayla bu sorunun çözülebileceğini ifade ediyorlar. Bunun dışında 28. madde yine bu maddede de bir değişim bekleniyor. İzin sürelerini belirleyen bir madde bu. 40. maddede yine bir değişim bekleniyor ve yine en önemli maddelerden bir tanesi 45. madde Cumhurbaşkanı'na bazı kişilere askerlikten muafiyet getiren bir düzenleme bu. Bu düzenleme genel kurmayın teklifi Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı gibi bir cümle buraya rütuşlanabilir. Buna da AK Parti'den yeşil ışık yandığı yönde bilgiler var Oğuz Aksever. diğer maddelerde ekrana getirdik Özgür onları da bir özetlersek 28. maddeyi anlattın sen ama TOKİ meselesi var. Bir de sözleşmelilerin evet kamu hizmetinde ayrıcalıklı olarak istihdam edilmesi var. Onları da alalım. Şimdi bu düzenlemede 6 ay askerliğini tamamlayanlar 6 ay daha askerlik yapabilecekler. Eğer 6 ay askerliklerini uzatırlarsa büyük bir avantaj elde edecekler. Toki'den öncelikle ev alma gibi. Şimdi buraya muhalefet şehit ailelerine öncelikle ev verilmesi yönünde bir girişimde bulundu. Bu öneriyi getirdiler. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bunun farklı bir düzenlemeyle yani askerlik kanunun dışında farklı bir kanunları da ilgilendirdiği için farklı bir düzenlemeyle yerine getirebileceği yönde bir bilgi vermiş durumda. Bir de tabi sözleşmeli erler. Sözleşmeli erlerin süresi dolduktan sonra ne yapmaları gerekiyor? Hayata nasıl tutunacaklar? Bu konuda tartışmalı bir konuydu. Muhalefet burada kamu görevine alınmaları yönünde bir öneride bulundu. Yine bu konuda farklı bir kanuni düzenleme ile yerine getirilebileceği yönünde Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiler var Oğuz Özgür bir de son soru. Başta da söylemiştik zaten. Hava nasıl tam beklenen uzlaşma çıkacak mı? Uzlaşmanın artık sağlandığını söylesek çok da yanlış olmaz. Yayının başında anlattığımız 5. madde çok kritikti. Endişeler tamamen 5. maddede kilitlenmiş durumdaydı. Ama bu 12 ay celp dönemine devreye sokulmasıyla birlikte bu endişeler biraz olsun şu an düşmüş durumda. Bir uzlaşmanın olduğundan bahsetmek mümkün. Yarın genel kurulda düzenleme ele alınacak. 3. maddeden başlayacak ve yarın olmasa da çarşamba günü bu düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesini bekliyoruz Oğuz Aksever.